ahirette güneş yok. Evet. Çünkü güneşi dünyaya Allah birleştiriyor. Ayı da. Geniş bir arazi oluşması için. İnsan suresi 13'te şeytanın Allah'sının orada tahtlar üzerinde yaslanıp dayanmışlardır. Orada ne bir güneş ne de dondurucu bir soğuk görürler. Güneş yok. Niye? Eşya kendine ışıklı. Gerçende de öyle de biz öyle görüyoruz. Yoksa dışarıda ışık yok. Ruhumuz ışığı görüyor. Kardeşim ben bir şey söyledim. Arkadaşlar hiç ona dikkat edemiyor. Bak Allah'ın gücünün olağanüstünü düşünün. Ya sonsuz zaman ne demek? Sonsuz. Sonsuz kısa zaman içinde sonsuz uzun zaman yaşanıp bitmiş. Akıl sıralacak gibi değil. Orada tek yapacağı şey Allah'a güvenmek ve teslim olmak. Anlaşılır gibi değil yani. Güneş ve ay, evet hepsi birleştiriyor dünya. Açılıyor ama fizik kanları değişiyor. Biyoloji kanları değişiyor. Mesela insanda kan yok. Ama cehenneminde kan var. Bedeninde. Cennet ehlinin ciğeri var. Ama midesi yok. Gece gündüz yemek yiyor. Tonlarca. Ama midesi yok. Yiyecek hafif bir ter, çok güzel kokulu bir ter şeklinde vücuduna atılıyor. Yani bütün sistem değişmiş. O madde çok güzel kokulu bir esansa dönüşüyor vücudunda. Hafif bir terle atılıyor vücuduna. Ama cehennem ehlinin hepsi var. Mide, bağırsak hepsi var. Evet. Ayette diyor mesela işte içlerini yakar, ateş içlerini doldurur. Kan devan içindeler yani. Her türlü durum var. Her türlü ızdırap var. Ama Cenab-ı Allah hayret derim. Mesela onu her söylediğinde, ayette söylediğinde ama diyor mesela gözleri görmez diyor arkasından. Evet. Mesela oradaki çok korkunç bir durumu anlatıyor. Ama mesela kemikleri çatırdatan işte inlemeler, ahu eninler vardır diyor. Şiddetli inlemeler, acı bağırtıları. Ama onların kulakları duymaz bile diyor Allah ayette. Yani hemen arkasından. İşte bu da Allah'ın bir rahmeti yani. Yani oradaki sır çok açık görülüyor. Çünkü kulağı duymaz diyor arkasından da. Ama müthiş feryatlar vardır diyor. Mesela ama ölüdürler diyor onlar diyor orada. Ahirette ölüler. Ama ölü olmayı temenni ediyor. Ama hepsi ölü. Hepsi zombi yani. Cehennem zombi doludur. Yani en güzeli Allah'ın aklına, sonsuz aklına güvenmektir. İçinden çıkamaz insanlar yani. Allah'ın aklı öyle anlaşılacak gibi bir akıl değil. Ya gücü de anlaşılacak gibi değil.